Bugün sizler için Fiat'ın efsaneleşen ticari aracı Doblo'yu yenilenen yüzüyle inceleyeceğiz. İlk kez 2000 yılında tanıtılan Fiat Doblo, 2010'da tümüyle yenilenmişti. Geçtiğimiz aylarda bir güncelleme operasyonuna tabi tutulan araç, yeni yüzü ve özellikleriyle satılıyor. Yenilikler aracın özellikle ön bölümünde yoğunlaşmış. Doblo, eskisine göre daha sert bir ifade kazanmış. Far grubu yeniden tasarlanırken, radyatör ızgarası daha çok binek otomobilleri andırır bir biçimde, ön bölümün tamamına yayılmış. Aracı yandan incelediğimizde, eski model gibi kübik bir tasarımın sürdüğünü görüyoruz. Yüksek ve geniş yükleme alanı yaratmak için aracın arka kısmı yüksek ve düz tasarlanmış. Arka tasarıma göz attığımızda ciddi bir farklılık gözlenmiyor. Dikinen büyük bagaj kapağı tampona kadar uzanıyor. Arkadaki en büyük değişim stoplarda yaşanmış. Eski modelde daha yuvarlak stop içi tasarımlar kullanılırken bunlar köşeli hale getirilmiş. Doblo'nun iç mekanı değişimden fazlasıyla nasibini almış. Öncelikle direksiyon simidi güncellenmiş. Kokpit ise düz bir formdan iki kademeli bir tasarıma çevrilmiş. Orta konsolda en üstte dokunmatik bir ekran bulunuyor. Fiat grubunun tüm modellerinde gördüğümüz bu ekran çok büyük olmasa da kullanışlı. Eskiden ortada olan havalandırma çıkışları şimdi bu ekranın iki yanında bulunuyor. Daha altta ise klima kumandaları konumlandırılmış. Bir ticari araç klasiği olarak vites topuzu da orta konsolla bütünleşik yer alıyor. Aracın ön koltuklarında yaşam alanı fazlasıyla geniş. Ancak arka sıranın bir miktar dar olduğunu söylemeliyiz. Yine de yatay açılan kapılar iniş ve binişleri kolaylaştırıyor. Yeni Fiat Doblo, 790 litrelik bagaj hacmine sahip. Koltuklar yatırıldığında bu hacim 3200 litreye kadar yükseliyor. Fiat Doblo'da 1.3 litre 90 beygir, 1.6 litre 90 ve 105 beygirlik dizel motorlar kullanılıyor. Test ettiğimiz araç 1.6 litre 105 beygirlik seçenekti. Bu motorun tork değeri ise 1500 devirde 290 Nm. Motorun gücü 6 kademeli manuel şanzımanla ön lastiklere iletiliyor. Alt devirlerinde ufak bir cansızlık yaşansa da motor otomobili fazlasıyla taşımasını biliyor. Sıfırdan saatte 100 km hıza, fabrika verilerine göre 13.4 saniyede ulaşıyor. Ekonomik karakterli motor sakin kullanımlarda bu alandaki başarısını kanıtlıyor. Test ortalamamız 5.5 litre civarındaydı. Doblo'nun arka süspansiyonu
otomobillerdeki gibi bağımsız bir yapıya sahip. Bu sayede bu sınıf için yeterli konforu sunuyor. Yol tutuşsa sınıf standartlarında. Çok zorlandığında önden kayan aracın virajlarda yana yattığını da söylemeliyiz. Buna karşın güvenliği tehdit eden bir durum yaşanmıyor. Fiat, Doblo'yu yenilerken risk almamış ve zaten tutulan bir aracın sadece eksiklerini gidermiş. Yeni iç mekan eskisine göre daha heyecan verici. Sürüş dinamikleri ise tatmin ediyor. Doblo, hala sınıfının en iddialı ticari araçlarından biri. Keyifli sürüşler.